Mersin'de Kurban Bayramı dolayısıyla trafik tedbirlerinin artırılacağı bildirildi. İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada Kurban Bayramı'nda kazaların önüne geçmek için Mersin'de trafik tedbirlerinin ve denetimlerinin artırılacağı belirtildi. Mersin'de ölümlü kazaların daha çok şehirler arası yollarda Mut Devlet Yol Ayrımı, Silifke D400, Çeşmeli Silifke ve Pozantı Tarsus istikametinde meydana geldiğinin ifade edildiği açıklamada, bayram tatili boyunca il genelinin yanı sıra belirlenen bölgelerde de trafik tedbirlerinin artırılacağı kaydedildi. Bu süreçte hız, emniyet kemeri, cep telefonu kullanımı, şerit izleme ve alkol denetimleri yapılacak, ticari araçlarla dinlenme sürelerine riayet etmeme konularında ağırlıklı olarak denetimler gerçekleştirilerek drone'la trafik denetimlerimiz de artırılacak. Ayrıca tarım işçisi taşıyan araçlarla tarım araçlarına bayram süresince 24 ile 6 saatleri arasında trafiğe çıkmalarına izin verilmeyecek. Otogarlarda bayram öncesi kontrol ve bilgilendirme faaliyetleri de artacak. Şehirler arası otobüslerde ve şehir içi yolcu taşıyan araçlarda sivil personel görevlendirilmek suretiyle habersiz denetimler yapılacak. Gülnar Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Operatör Doktor Mehmet Güzel tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Doktor Mehmet Güzel yaklaşık bir aydır Mersin'de kent merkezinde özel bir hastanede kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi görüyordu. Doktor Mehmet Güzel için Gülnar Devlet Hastanesi'nde tören yapıldı. Gülnar Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Fırat Dağtekin yapmış olduğu konuşmada hastanemizin önemli bir doktorunu bütün Gülnar adına düşündüğümüzde ulu bir çınarımızı uğurluyoruz. Yeri asla doldurulamayacak. Tüm Gülnar halkının sevdiği ve saydığı abimizi uğurluyoruz dedi. Gülnar Belediye Başkanı Alparslan Ünüvar da törende yapmış olduğu konuşmasında Gülnar bugün ulu çınarını kaybetti. Mehmet abi kimsesizlerin kimsesiydi. Gülnar da mazlumların yardımcısı, gönül insanıydı. Allah rahmet etsin, mekanı cennet olsun dedi. Genel cerrah, uzman, operatör doktor Mehmet Güzel 1954 yılında Gülnar'da doğdu. 1979 yılında Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi. 1987 yılında genel cerrahi uzmanlığını bitirerek 1988 yılında gelmiş olduğu memleketi Gülnar'da hayatını kaybedinceye kadar hizmet verdi. Mehmet Güzel, Ayvalı Mezarlığı'nda toprağa verildi. 21 Temmuz 2019 tarihinde Akdeniz Piri Reis Mahallesi Müftü Deresi yürüyüş yolunda gece saatlerinde VT isimli şahıs, kimliği belli olmayan kişi ya da kişilerce kesici aletle öldürülmüş bulundu. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri bölgede 250'den fazla kamerayı tek tek inceledi. Bölgeye gelen şahıslar mercek altına alındı. Olayın olduğu bölgeyi hiçbir kameranın görmemesi nedeniyle katil zanlısını bulmak için farklı yöntemlere başvuran polisler, simitçi, dilenci ve belediye işçisi gibi farklı kılıklara girerek bölgeye gelen bütün şahısları takibe aldı. Olayın olduğu gün o bölgeden çıkan ve gelen şahısları da incelemeye alan ekipler titiz bir çalışma yürüttü. Özellikle olaydan sonra şapkalı bir şekilde olay yerinden çıkan bir kişiyi izlemeye alan ekipler, çalışmaları neticesinde şüphelinin 28 yaşındaki RT olduğunu tespit etti. Olayın üzerinden 15 gün sonra cinayeti işlediği bölgeye gelen RT, dilenci kılığına girmiş polisler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde olayı itiraf eden zanlı, olayın anlık gelişen kavgadan meydana geldiğini, kendini koruma istikameti sırıkla yaraladığını, daha sonra ise şahsın öldüğünü duyduğunu söyledi. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Orada yaralı gördüm onu. Yanına gittim, neyim var dedim. Ondan sonra... Bıçak sizde çıkmış ama. Bıçağı ben normalde taşırım. Üst tarafa. Bozyazı ilçesinde park halindeki 4 araç kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kundaklandı. Olay ilçeye bağlı Karaysalı Mahallesi Sanayi Sitesi'nde gece saatlerinde yaşandı.
İddiaya göre kimliği belirsiz kişi ya da kişiler park halinde bulunan bir araca yanıcı madde dökerek yaktı. Yakılan araç bir anda alev topuna döndü. Yanan araçtan çıkan alevler yanındaki park halindeki 3 araca da sıçradı. Araçların yandığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 4 araç söndürülürken jandarma ekipleri de bölgede güvenlik önlemi aldı. Olayda bir otomobille 3 minibüs yanarak kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Son haftalarda Mersin ve Adana'da otobanda ve trafiğin hızlı aktığı yollarda patenleriyle araçlara tutunarak kayan gençlerin görüntülerinin sosyal medyada yayılması üzerine emniyet ve jandarma trafik ekipleri çalışma başlattı. Ülkenin birçok noktasında ölümlü veya yaralanmalı kazalara sebebiyet veren patenli gençlere yönelik olarak Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliğine bağlı ekipler denetimlerini sıklaştırdı. Bu kapsamda taşıt yolu üzerinde trafiği tehlikeye düşüren hareketlerde bulunarak olası kazalara sebebiyet veren patenli gençlere ekipler tarafından kanun kapsamında 108 lira para cezası kesilmeye başlandı. Mersin-Tarsus Karayolu'nda araçlara tutunarak paten yapan iki genci suçüstü yakalayan ekipler iki kişiye toplam 216 lira para cezası kesti. Ekiplerin söz konusu çalışmalarının devam edeceği bildirildi. Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Bayram sofraları kırmızı et yemekleriyle şölene dönüşecek. Birbirinden güzel yemeklerin yer alacağı bayram sofralarını daha da lezzetli hale getirecek tavsiyelerde bulunan öğretim görevlisi Ufuk Samal, daha yumuşak ve lezzetli kurban eti pişirmenin püf noktalarını anlattı. Samav, önemli bir diğer konu olan kurban etlerinin uzun süre nasıl muhafaza edileceğiyle de ilgili bilgi verdi. Kurban bayramı için etlerin ilk önce kesimi kadar kesimden sonraki olgunlaştırması, dinlenmesi de çok önemlidir. Çünkü en çok yapılan yanlışlardan birisi de direkt ilk gün kestiğimiz etleri tüketmemizdir. Tükettiğimiz etler genellikle çok sert ve lezzetsiz olmaktadır. Bu yüzden ilk önce kurban kestiğimiz etlerin olgunlaştırması, yani dinlendirmesi için en az bir gün dinlendirmemiz lazımdır. Bu dinlendirme tabii hayvanların küçük baş ve büyük baş olmasına göre değişmektedir. Genellikle büyük baş hayvanların dinlendirmesi 2 gün civarında olmalıdır. Küçük baş hayvanların ise 1 gün. İlk önce kesildiğinde daha hücre yapıları canlı olarak devam ettiği için belki gördüğünüzde ilk kesildiği anda hücreler ya da etlerin parçaları titremeye başlar. Bu et kısmında ilk önce yani pre rigor dediğimiz etin kasılmasıdır. Ve bunu önlenmesi için olgunlaştırması gerekmektedir. Bu olgunlaştırma tabii yine buzdolaplarında ya da soğuk ortamlarda bir şey olması gerekmektedir. Çünkü dışarıda beklettiğimizde ya da sıcak havada beklettiğimizde direkt bakterilerin çoğalmasına veya mikropların çoğalmasını görmüş olmaktayız. Etin bölümü kadar etin pişirilmesi de önemlidir. Etin pişirilmesindeki önemli şeylerden birisi de etin kalitesidir. Genellikle birinci kalite etler, ikinci kalite etler olmaktadır. Birinci kalite etlere bakacak olursak bunlar bonfile, antrikot, biftek tarzı ya da pirzola tarzı etlerdir. Bunlar genellikle mangal tarzı ya da ızgarada pişirilen etlerdir. İkinci sınıf kalitede etlere bakacağımız zaman bunlar yine bifteklik, yani suda pişireceğimiz ya da haşlama yapabileceğimiz ya da salçalı suda yapabileceğimiz tencere yemeklerindendir. Ve üçüncü kalite etler de yine bunlar da but dediklerimiz yemeklerdir. Bunlar yine çok sert oldukları için yine uzun saatler, en az 2 saat süreyle pişirilen etlerdir. Kavurma hem pişirme usulü olarak kolay bir pişirme usulüdür. Hem de ayrı zamanda bir stoklama, yani bir muhafaza etme usulüdür. En çok kavurma yaparken hayvansal yağlar kullanabilirsiniz. Bu tabi illa kuyruk yağı değil, normal iç yağı da kullanabilirsiniz. Ya da tereyağı da kullanabilirsiniz. Hayvansal yağı ilk önce bir tencereye atılır ve yavaş kısık ateşte pişirmesi gerek. Yağ çıktıktan sonra hayvansal yağdaki o tanecik, kalan tanecikleri bir süzgeç ya da kevge yardımıyla alınır. Ondan sonra kuşbaşı doğradığımız etler, yani bunlar sokum olabilir, tranş olan etler olabilir ya da sert etler olabilir. Bunları da küçük şekilde doğradıktan sonra o yağ çıkmış, yani hayvansal yağdan ettiğimiz yağda ekleyerek soteleyip o şekilde kısık ateşte en az 2 saat veya 3 saat pişirerek güzel bir kavurma elde edebiliriz. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Çocuk Çalışma Grubu'nun düzenlediği kırsal mahalle buluşmalarının 6.sı Tarsus'un tarihi mekanlarında gerçekleştirildi.
2000 yıllık antik Roma yolunda tarihi İpek yolunu adımlayan katılımcılar, 200 yıllık Sağlık Mahallesi'nde yöresel ürünlerin tadına bakma fırsatı buldu. Ne kadar mı? Ben siz birisiniz. Yapsam normalde bu ele geçmez ha. Evet, şimdi tarihi Roma yolundayız. Akdeniz'i Anadolu'ya bağlayan İpek yolu ticaret yolu ve bu kapı pek çok medeniyetli geçtiği bir kapı olduğunu biliyoruz. Ve bu taşların üzerinde dolaşmak kadınlarımızın da çok hoşuna gitti. Sonuçta bu gibi yerlere özel olarak bir program yapamıyorsunuz. Bu tarihimizi hissetmek, Mersin'imizin tarihi varlığını da neler olduğunu bilmek kadınlarımızı da çok mutlu etti. Onların mutluluğu bizim bu gezilerimizin doğruluğu konusunda bize yol gösterici oldu. Demek ki tarihi ve kültürel yerlerimize daha çok önem vereceğiz. Mersin'deki kadınlarımızı buralara götüreceğiz. Onların tanımalarını sağlayacağız ve onlar vasıtasıyla, bizler vasıtasıyla da Mersin'e ve ülkemize duyurmak istiyoruz. Kadın ve Çocuk Çalışma Grubu tarafından kadınların sosyal ve ekonomik hayata katılımlarının sağlanması ve unutulmaya yüz tutmuş el emeği ürünlerinin üretiminin teşvik edilmesi amacıyla düzenlenen kırsal mahalle buluşmalarının son durağı Tarsus oldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in eşi Meral Seçer'in de katıldığı buluşmada katılımcılar Tarsus'un tarihi mekanlarını gezdi. Kesinlikle çok güzel, çok memnunum. Sık sık da yapılıyor. O daha güzel görmediğimiz yerleri görme imkanımız oluyor. Şu anda Mersin'de oturuyorum. Aslen Tunceli'yim. Bu gezilere bu 5. katılıyorum. Gerçekten çok güzel ve tarih, doğa harika. Bugüne kadar el atılmamış. Bunun için Büyükşehir'e çok 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 teşekkür ediyorum. El sallayalım. 2014 yılında feshedilerek kapatılan Tarsus Belediyespor kadın basketbol takımı tekrar açılmak için gün sayıyor. Gözler bu konuda Türkiye Basketbol Federasyonu'nun vereceği kararda. Tarsus Belediyesi'nin Türkiye Basketbol Federasyonu'na yapmış olduğu başvurunun olumlu yönde sonuçlanacağı öğrenildi. Süreci yakından takip eden Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan da ilgili kişilere tam yetki verdi. 2014 yılında kapatılan Tarsus Belediyesi Kadın Basketbol Şubesi'nin tekrar açılması için yapılan başvuruda mutlu sona doğru gidiliyor. Türkiye Basketbol Federasyonu'nun yapacağı toplantıda Tarsus Belediyespor'un başvurusunun olumlu karşılanacağı ve şartların tamamlanarak oluşturulacak olan takımın Türkiye Bayan Basketbol Ligi B klasmanında mücadele etmesi sağlanacak. Tarsus Belediye yetkilileri tarafından 155 bin liralık teminat mektubu bankaya sunuldu. Türk kadın basketbolunun tanınmış isimlerinden antrenör Mustafa Secerioğlu'yla anlaşma yapıldığı, hocanın Tarsus'a gelmesiyle birlikte transferlerin hızlı şekilde sonuca bağlanacağı da öğrenildi. Daha önce atıcılık sporunda gençler ve yıldızlar da Türkiye rekorları kırarak barajları yükselten Mersin Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi sporcusu Alp Eren Erdur, son yapılan Türkiye Şampiyonası'nda da 3 Türkiye rekoru kırdı. Babasının tavsiyesiyle 3 yıl önce atıcılığa başlayan Erdur'un hedefi Avrupa ve Olimpiyat şampiyonluğu. Son yapılan Ateşli Silahlar Türkiye Şampiyonası'nda 2 altın, 1 gümüş madalya kazanan Erdur bu şampiyonada 3'te Türkiye rekoru kırdı. Haftanın 5 günü çift antrenman yapan Erdur, önümüzdeki aylarda İtalya'da yapılacak olan Avrupa Şampiyonası'nda şampiyon olmak istiyor. Atıcılığa babamın tavsiyesiyle, önerisiyle başladım. Daha önce futbol ve tekvando yapıyordum. İşte 3 yıldır işte çeşitli dereceler, rekorlar kırıyorum. Son yarışmada da işte 2 altın, 1 gümüş, 3'te Türkiye rekoru kırdım. İyi gidiyoruz. 2024'te inşallah kota alıp olimpiyat şampiyonu olmak.
Oradaki hedefim iyi çalışıp işte finale kalıp inşallah Avrupa şampiyonluğu. Yani İtalya'da yapılacak olan Ateş Yalar Avrupa Şampiyonası'nda hedefim birinci olmak. Mersin'de 30 sporcumuz var. Bunun yanında 10 tane ateşli silahlar atan sporcumuz var. Ki içerisinde de bayan sporcularımız da burada mevcut. Kendileri TOM'da ve milli takımda olan sporcularımız var. 30 Haziran 4 Temmuz arasında yapılan Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Ateşli Silahlar Türkiye Şampiyonası'nda yarışmalara katıldık. Bu yarışmada 25 metre rapid yarışmasında 2 tane Türkiye rekoru kırdık ve altın madalyaya ulaştık. Standart tabancada Türkiye ikincisi olduk. Diğer yavaş ve çabuk atışta da yine Türkiye şampiyonu olduk. Aynı zamanda da yine Türkiye rekorunu kırmış olduk. Yani 2 altın 1 gümüşle 3 tane de Türkiye rekorunu kırmış olduk. Aynı zamanda da İtalya'da yapılacak olan Ateşli Silahlar Avrupa Şampiyonası'nda da barajı geçmiş olduk. Alperen Erdur zaten bu yarışmalarda rekorları alt üst eden bir sporcumuz. Aynı zamanda bu sporcumuz milli takım sporcusu ve Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nin de gündüzlü sporcusu. Çok dereceleri var. Tabii ki burada yarışmalarda da elde etmiş olduğu dereceler, Avrupa'da da elde etmiş olduğu derecelerle yüzümüzü güldürüyor inşallah. Hedefimiz aslında bizim büyük bir hedefimiz vardı. 2020 olimpiyatlarıydı. Ama tabii ki sporcumuzun bazı ufak tefek sakatlıklarından dolayı bunu biz gerçekleştiremedik. Ama tabii ki hedef 2024. İnşallah biz de bunu gerçekleştireceğiz. 2024'de bir sporcu değil en az 3 sporcuya biz hedef gösteriyoruz. Şu anda hedefimiz var. Gerek tüfekte olsun gerek tabancada olsun. Bunlarla da şu anda çalışmalarımız devam ediyor.